Arkadaşlar merhabalar, kanalımıza yeniden hoş geldiniz. 12. sınıflar çocukla iletişim dersi 1. dönem 1. yazılı soru örnekleriyle sizlere bir kez daha yardımcı olmak istiyoruz sınav öncesi. Aşağıdaki boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz kısmında sınavları mutlaka olmazsa olmazlar arkadaşlar. Bu tarz sorular çünkü bazı kavramların bilinip bilinmediği ölçülür. İlk sorumuz bakalım bizden ne istiyor? Sözlü iletişimler nokta nokta ve nokta nokta olmak üzere iki alt sınıfa ayrılmaktadır. Biliyorsunuz ki sözlü dille ilgilidir. Dil ve dil ötesidir arkadaşlar. Buraya hemen dil ve dil ötesi olmak üzere şeklinde yazalım birinci boşluğumuzu. İsteyerek farkında olarak yaptığımız konuşmalara nokta nokta dil davranışı denir. Bakın farkındaysak isteyerek yaptığımız bu dil davranışına niyet edilmiş. İlginç arkadaşlar, buna dikkat edin. Niyet edilmiş dil davranışı denir. Bu ifadelere lütfen dikkat edelim. Nokta nokta sayesinde karşımızdaki ile ilgili kesin bir yargıya ulaşmadan önce onu anlamaya çalışırız. Bize bu yeteneği, bize bu olanağı sağlayan nedir arkadaşlar? Tabii ki empati. Empati biliyorsunuz ki kendimizi karşımızdaki insanın yerine koymadır. Ön yargısız, acaba ben onun yerinde olsam ne yapardım şeklinde bir yargıya ulaşmadan onu anlamaya çalışmamıza sebep olan bir ifade. Empati. Karşımızdaki insanla iletişim kurarken bir mesajı iletirken 3 kanalı kullanırız. Bunlar nokta 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 ve nokta noktadır. Arkadaşlar biliyorsunuz ki o 3 kanal kuralı. Birincisi söz, diğeri ses ve son olarak da beden dilidir arkadaşlar. Söz dili, ses dili ve beden dili şeklinde ifade edilir. Bu 3 kanalı unutmuyoruz arkadaşlar. Nokta nokta olan kişinin içi dışı bir olduğu için çevresindeki insanlar tarafından güvenilir biri olarak tanınır. Evet, içi dışı bir olan kimse nedir? Gayet şeffaf, saydam olan insanlar için dürüst denir arkadaşlar. İçi dışı bir olan insanlara. Dolayısıyla bu bölümü de bu şekilde doldurarak geçelim bir başka ifade. Arkadaşlar burada da yine doğru yanlış bölümleri var. Bize verilen bilgiler bakalım doğru mu yanlış mı? Aşağıdaki ifadelerin başına doğruysa D, yanlışsa Y harfi yazın şeklindeki bu bölümümüzdeki ilk ifademiz sağlıklı iletişimin önündeki en önemli engel ön yargıdır. Evet, biraz önce dedik ya, ön yargılı değil empati dolu olalım arkadaşlar. Dolayısıyla bu bilgiye kesinlikle doğru diyeceğiz. Çünkü ön yargılı olmamamız gerekiyor. Çocuk iletişimi ilk önce arkadaşlarından öğrenir. Arkadaştan önce çocuk ailesini görür arkadaşlar. Doğar doğmaz arkadaş görünmez. 3-5 yaşına kadar arkadaş ortamına katılana kadar ailesindedir. Dolayısıyla iletişimi arkadaşlarıyla değil ilk önce ailesiyle yapar. Bir diğeri, empati sayesinde daha duyarlı, sorumluluk sahibi bireyler oluruz. Evet, bu empati çok önemli. Bununla ilgili sorular gelecektir. Bu bilgiye de doğru diyoruz arkadaşlar. Çocukla iletişimde öğüt vermek çok önemlidir ifadesi kesinlikle yanlış arkadaşlar. Tabii ki önemlidir ama çok çok önemlidir diyemiyoruz. Çünkü insanlar biliyorsunuz ki çocuklar, davranışınız çok önemli çocuklar için. Çocuk senin söylediğini değil yaptığını taklit eder yapar arkadaşlar. Öğütten ziyade davranışlarımızı düzgün tutmalıyız ki çocuk da bizden onu öğrensin. Dolayısıyla bu bilgiye şöyle bir Y yazarak yanlış diyoruz. Çocukla iletişim kurarken amaç anne babanın kendi fikirlerini çocuğa kabul ettirmesidir. Kendi fikrimizi kabul edersek o çocuğun özgünlüğü, doğallığı, özgürlüğü nerede kalacak arkadaşlar? Dolayısıyla özgür iradesine saygı duymalıyız. Belli bir yaşa geldikten sonra illa da benim fikirlerime sahip olacaksın demek çok yanlış. Onun için bu bilgiye Y diyoruz, yanlış diyoruz. İletişimde bilgi akışı çift yönlü olmalıdır ifadesi kaynaktan alıcıya, alıcıdan kaynağa şeklinde. Dolayısıyla çift yönlü olmalı, tek yönlü zaten iletişime bilgi akışına iletişim denmez arkadaşlar. Dolayısıyla çift yönlü olması ifadesi doğru bir ifade. Cevabımız D seçene, daha doğrusu D olarak ifade edilecek bu soruda arkadaşlar. Evet, sınav sorularını araştırırken, sizler için hazırlarken
Tabii ki gördük ki klasik sorular da var. Peki biz klasik sorularda sizlere nasıl yardımcı oluruz? Onları da şöyle bir hatırlatalım istiyoruz arkadaşlar. Sen dili mesajların özelliklerinden 5 tanesini yazınız. Bakın sen dili karşımızdakine yüklendiğimiz dil. Bu dil bir kere arkadaşlar karşımızdaki kişinin yani alıcının kendini değersiz hissetmesine sebep olur. Şöyle bir yazalım arkadaşlar. Kendini değersiz hisseder. Evet, 5 tane madde isteniyor bizden. Birincisi bu arkadaşlar. Diğeri alıcı yani karşımızdaki kişi durumu anlamlandıramaz. Yani neden bana yükleniyor, neden bana yükleniyor şeklinde ifadesi var. Hemen yazalım. Alıcı durumu anlamlandıramaz. İkinci maddemiz böyle. Bir diğer maddemiz arkadaşlar biliyorsunuz ki kaba ve karşımızdaki insana yüklenen bir dille konuştuğumuz zaman alıcı incinir, anlaşılmadığını düşünür. Dolayısıyla şöyle alıcıyı incitir diyelim ve anlaşılmadığını düşündürür. Üçüncü maddemiz böyle. Bir diğer maddemiz alıcının savunma mekanizması geliştirmesine neden olur. O da kendini savunacaktır. Dolayısıyla bir kargaşa ortaya çıkmayacak mı arkadaşlar? Dolayısıyla alıcının savunma mekanizması, bu çok önemli. Savunma mekanizması geliştirmesine sebep olur. Ve son maddemizde arkadaşlar alıcının öz saygısını olumsuz etkiler. O karşımızdaki kişinin kendi öz saygısını kaybetmesine sebep olursunuz. Dolayısıyla alıcının öz saygısını olumsuz etkiler diyelim. Evet, sen dili mesajların özelliklerinden belli başlı özelliklerinden şöyle 5 tanesini sizlere hatırlatmış olduk arkadaşlar diyoruz ve geçiyoruz bir başka soruya, klasik soruya. Sağlıklı iletişimin temel koşulları nelerdir? Yazınız ifadesi var ki arkadaşlar karşımızdaki insanla sağlıklı bir şekilde diyalog içerisinde olmak istiyorsak bunların temel koşulları var. Bakalım hangisi? Bir kere konuşan kişi kendini tanıyacak arkadaşlar. Öncelikle şöyle bir kendini tanıma yazalım. Yani ne yaptığını bilecek bu insan. Bir diğeri kendini açma. Yani ne demek kendini açma? Karşımızdaki insana fikirlerimi güzelce anlatabilme ifadesi var. Bir diğeri de arkadaşlar kullandığımız beden dili. Beden diline çok dikkat edeceğiz. Bu ayrı en önemlilerinden biri hatta. Bir diğeri dürüst olacağız, şeffaf olacağız. Saydam olacağız arkadaşlar. Saydamlık yazalım. Bir diğeri algı. Algı gerçekten önemli. Algılamak, açıklayabilmek, anlayabilmek çok önemli. Bir diğeri yine olmazsa olmazlardan empati çok gerekli arkadaşlar. Ön yargısız empatili olmalıyız. Ve son olarak da tabii ki her şey saygı çerçevesi içerisinde olmalı. Her iki taraf birbirine saygılı olursa zaten sağlıklı iletişim oluşuyor, gelişiyor demek olacak. Bir diğerine bakıyoruz. Burada da arkadaşlar iletişimin türlerini yazınız şeklinde bir ifade var. İletişimin türlerini biliyorsunuz ki sözlü iletişim var, sözsüz iletişim var, yazılı iletişim var, kişiler arası iletişim var, grup iletişimi var, örgütsel iletişim var. Bunların hepsini şöyle sırayla yazalım arkadaşlar. Şöyle sözlü İletişim yazıyorum kısaca. Bir diğeri sözsüz iletişim. Yani beden dili ağırlıklı. Bir diğeri yazılı iletişim. Bir diğeri kişiler arası iletişim. Bir diğeri grup iletişimi. Ve son olarak da örgütsel iletişim arkadaşlar. Bu iletişim şekillerinde maddel olarak lütfen bilin. Çünkü sınavlarda öğretmenlerimiz soruyor. Bu tarz sorulara rastladık. Biz de sizlere bir kez daha hatırlatmış
olalım diyelim ve geçelim bir başka sayfaya. İletişimin 3 temel unsuru nelerdir yazınız ifadesi var ki o 3 temel unsur biraz önce söyledik arkadaşlar. İletişimi başlatan kişi nedir o? Kaynak. Şöyle koskocaman bir kaynak yazalım. Bir diğeri iletiler, yani kaynakla alıcı arasındaki iletiler, yani mesajlar. Ve son olarak da, üçüncü olarak da iletileri alan kişi, yani karşımızdaki insanlar, onlar da alıcılar olarak 3 temel unsur olarak hatırlatmış olduk sizlere diyelim. Ve klasik sorulardan sonra da arkadaşlar artık yavaş yavaş çoktan seçmeli sorulara geçelim. Çünkü yine sınavların olmazsa olmazı. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretlediğimiz ifadesi var. Bakalım hangisi doğru seçenek? Baş, el, kol, ayak ve bedenin kullanımına ne ad verilir? Yani vücut dilinin kullanımı, jest mi, mimik mi? En çok bunlar karıştırılır arkadaşlar. Jesttir. Dikkat edin. Vücut dili jesttir. Yüz ifadesi mimiktir. Bunları karıştırmayalım. Sınavların banko sorularından bu ikisi arkadaşlar. Yüz kaslarını anlatım amaçlı kullanımına ne ad verilir? Bakın bu sefer de yüz kaslarından bahsettik. İşte o da mimik. Vücut dili jest. Yüz kaslarının yüz ifadesi mimik arkadaşlar, bunu da unutmayalım, bir kez daha hatırlattık. Aşağıdakilerden hangisi ben dilinin özelliklerinden değildir? Yani sen dilinin özelliklerindendir anlamına geliyor. Bakalım hangisi? Ben dili biliyorsunuz ki iletişimi bozmaz. Doğru. Olumsuz duygu uyandırmaz. Doğru. Karşı tarafı savunmaya itmez. Bu da doğru. Sorumluluk duygusunu geliştirir ifadesi var. Bu da doğru ama kişiliğe yöneliktir. Ben dili kişiliğe yönelik değildir arkadaşlar. Sen dilidir kişiliğe yönelik. Karşımızdaki kişiye yönelik olan. Dolayısıyla cevabımız Edirne seçeneği olacak bu soru için. Yani ben dili ve sen dilinin lütfen özelliklerini iyi bilelim. Sınavlarda sorular var arkadaşlar bunlarla ilgili. Geçiyorum diğerine. Karşıdaki kişinin söylediklerini duyduğumuzu belirten mesajlar vermeye ne denir? Bakın. Tamam, seni duydum anlamında. Bu mesajlara biz ne diyoruz arkadaşlar? Tabii ki empatik dinleme, edilgen dinleme, fikir verme, sempatik değil, etkin dinlemedir. Karşımızdaki kişiyi dinliyoruz ve onu duyduğumuz, anladığımız, ifade eden mesajlara etkin dinleme mesajları diyoruz. Cevabımız Deniz'de bu soru için. Evet, maddeli bir sorumuz var. Ne diyor? Yukarıdaki cümlelerden hangileri sen dili ifadeleridir? Bakın sen dili dedik ya, karşımızdaki insanlara yönelik o kişiye yüklenme dilidir arkadaşlar. Böyle durumlarda sinirleniyorum. Burada ifade edilenler, bakın sinirleniyorum. Karşımdaki insana bir şey demiyorum. Bakın kendimden bahsediyorum. Dolayısıyla bu sen dili ifadesi değil. Çarpıyı koyduk. Kes şu gürültüyü. Başımı ağrıtıyorsun. Bakın karşınızdaki insana bağırır, hakaret eder gibi. Dolayısıyla sana söylüyorum anlamında sen dili var. Bir tik işaret attım. İşten geldim ve çok yorgunum. Gürültü yapmazsan sevinirim ifadesi var. Bakın burada ifade edilen şey, karşımızdakine söylemiyoruz arkadaşlar. Aslında söylüyoruz da etkilenen kişi benim. Yapmazsan sevinirim. Bakın burada bir kabalık yok. Ben dili var. Dolayısıyla bu ifadeye de şöyle bir çarpı atıyorum. Çünkü yapmazsan sevinirim diyor nazik bir şekilde. Ne kadar yaramaz bir çocuksun. Böyle davranmayı bırak. Direkt karşımdakinin yüzüne söylüyorum. Dolayısıyla bu da sen dili ifadesidir. O zaman 2 ve 4. Görüyoruz 2 ve 4. Bursa seçeneğinde doğru cevap olarak karşımıza çıkmış. Cevabımız B diyoruz ve geçiyoruz arkadaşlar bir başka soruya. Kişinin o anda karşılaştığı durum ya da davranış karşısında kişisel tepkisini duygu ve düşüncelerle açıklayan ifade tarzına, yani duygu ve düşüncelerini içtenlikle ifade etmesine ne denir ifadesi var ki içtenlikle söylüyorsak arkadaşlar bu sen dili olamaz. Empati karşımızdaki insanın yerine koyma, bu değil. Sempati bu bir sevme anlamıdır, hoşlanma anlamı, bu da değil. İletişim değil ama bahsedilen açıklama ben dili kavramının açıklamasıdır. Dolayısıyla cevabımız Denizli seçeneği olacak arkadaşlar bu soru için. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Bakın 4 yanlışımız var, belki biri doğru olacak. Belki de hepsi doğru, bakalım hangisi? Çocuk anlamsız konuşunca onu uyarmalıyız. Onu uyarmak demek çocuğu susturmak demek. Dolayısıyla bu doğru bir davranış değil arkadaşlar. Yanlış. Elimizde işimiz varsa bittikten sonra çocuğu dinlemeliyiz.
Hayır arkadaşlar, çocuk daha önemli. İki eliniz kanda da olsa bırakın o işi, çocukla ilgilenin. Bu da yanlış. Çocukla iletişim kurarken onun göz hizasına inmeliyiz. Yani onun seviyesine inmeliyiz. Aşağı doğru çökmeliyiz, çömelmeliyiz öyle diyelim. Dolayısıyla olması gereken bu. Çocuk bir şeyler anlatırken ona sorular sormalıyız. Arkadaşlar, soru değil, sözünü kesmek değil. Bırakın sonuna kadar dinleyelim, konuşsun. Dolayısıyla sorular sormak çocuğun konuşmasını kesmek demek. Onun için bu da yanlış. Hepsi diyemem. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan seçeneği olacak bu soru için. Yani çocukla iletişim kurarken onun seviyesine, boy hizasına inmemiz en güzeli olacak bu cevaplar içerisinde. Diyoruz ve geçiyoruz bir başka soruya arkadaşlar. Burada bir işaret var. Görüyorsunuz, baş parmak havada. Ülkemizde çoğu Avrupa ülkesi ve Amerika'da onaylama anlamına gelen bu işaret bazı Arap ülkelerinde ve Batı Afrika'da yürü git anlamında kullanılıyor. Yani git, defol git deriz ya, yürü git. Yani kovma babında. Kimisi onaylıyor, kimisi kovma babında kullanılıyor. Peki bahsi geçen örnek beden dilinin hangi özelliğini ifade eder? Yani Avrupa'da, Amerika'da onaylama ama bazı Arap ülkeler ve Afrika'da yürü git anlamına geliyorsa bu bir değişikliği gösterir. İletişimin yokluğunu olanaksız kılma değil. Güvenilir iletiler sağlama değil. Sözel içerik hakkında bilgi verme değil. Duygu ve coşkuları dile getirme değil. Ama kültüre göre biçimlenmedir işte bizden istenen. Amerika ve Avrupa kültürü böyle kabul etmiş. Arap ve Afrika kültürü de başka türlü kabul etmiş. Dolayısıyla kültüre göre bir biçimlenme var. Cevabımız Ceyhan seçeneği olacak bu soru için arkadaşlar. Evet, geliyoruz son iki sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı iletişimin temel koşullarından biri değildir? Biraz önce sağlıklı iletişim için gerekli kuralları yazdık. Bu soruda da ona benzer bir seçenekli sorumuz var. Hangisi bu koşullardan biri değil arkadaşlar? Bakın, sempati duymak bir şeye ilgi duymaktır arkadaşlar. Yani bu temel koşullardan biri değil. Hemen şöyle işaretleyelim ama diğerine de bakalım. Saydam olacağız, dürüst olacağız, saygılı olacağız, somutluk yani şeffaf, yani ne dediğimizi biliyor olacağız. Dürüstlük zaten olmazsa olmazımız ama sempati temel iletişimin sağlıklı koşullarından, daha doğrusu temel koşullarından biri değil. Onun için cevabımız Adana seçeneği bu soru için diyelim ve son sorumuza bakalım. Beden dili, jest ve mimikler, duruş, oturuş gibi davranışlarla gerçekleşen iletişime ne ad verilir ifadesi var? Arkadaşlar bakın, beden dili var, jest, mimik, duruş, hiç konuşma yok değil mi? Dolayısıyla kitle iletişim değil, psikolojik iletişim, etkin iletişim, sözlü iletişim değil, sözsüz iletişim olacak. Bakın, beden dili, jest, mimik, bunlarda söz yok arkadaşlar diyelim ve cevabımızı B olarak işaretleyelim. Bugünkü videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımızın ismi Özel Öğretmen. Abone olmayı unutmayın lütfen parolasıyla. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Hoşça kalın ama lütfen Özel Öğretmen kanalımızda kalın.